Mesela bazı konularda da yine ihtilaf var. Biz atom enerjisi kurumunu laboratuvarda için Ankara'daydık. DNA'larda... Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sanırım büyük bir gün. Yakın Doğu Üniversitesi çok değişik bir alana imza atmaya hazırlanıyor. Eczacılık Fakültesi'nin temellerini yani fiziki olarak attık. Burada da iç donanımıyla ilgili temel atacağız. Daha ziyade laboratuvarların donanımı. Çünkü Eczacılık Fakültesi'nde sizden alabildiğimiz kadarıyla en önemli ünite laboratuvarlardır. Dolayısıyla çok iyi tasarlanıp, çok iyi inşa edilmesi gerekiyor. O yüzden sizi yorduk ta oralardan buraya. Ama bu gerekliydi. Daha sonra daha iyi bir eğitim verebilmeniz açısından gerekliydi. Yani sizi yorduğumuz için bizi mazur görün. İnşaatına başladık. Hızla devam ediyor. Görmüşsünüzdür. Üçüncü katı çıktık. Binamız 6700 metrekare kapalı alana sahip. 5 kattan oluşuyor. Öncelikle zemin katı makine dairesi olarak tasarladık. Daha sonra Dişçilik Fakültesi gündeme geldikten sonra Dişçilik Fakültesi'nin bünyesinde bütün mekanik sistemi çözelim diye bir değişiklik yaptık. Dolayısıyla Eczacılık Fakültesi'nin zeminini de boşalttık size. Müthiş. Veriyoruz. Beş katta her katta üçer tane laboratuvar ve de üçer derslik bulunuyor. Ayrıca hocalara ve dekanlığa ait bölümler de vardır. En üst katı tamamen araştırma laboratuvarlarına ayırdık. Alt katlar öğrenciye yönelik ama en üst kat tamamen araştırmacılara ait. Dört tane araştırma laboratuvarı tasarladık. Bunların tabii ki iş donanımıyla ilgili sizlerden aldığımız bilgiler ışığında çalışma yaparak bir sonuca ulaşacağız. Bina tamamen iklimlendirilmiş bir bina olacak. Isıtması, soğutması, havalandırması olacak. Bu şart zaten kimyasallarla uğraşıyorsunuz. Onun çok iyi bir havalandırması olması gerekiyor.